Ahmet Kekeç, bu sırıtık adama gerçekten de kefil misiniz? Sözcü gazetesinin bir yazarı son ana kadar FETÖ kanallarında program yapmaya devam etti mi, etmedi mi? Bu yazarın ismi Saygı Öztürk'tür. Sırıtık bir şahıstır. Yılmaz Özdil, hayır Saygı Öztürk FETÖ kanallarında görünmedi desin, bunu diyebiliyor mu? Efendim Saygı Öztürk'ün amcası yokmuş. Dolayısıyla FETÖ'nün Brezilya imamı olan ÖzTürk soy isimli kişiyle amcaoğlu çıkma ihtimali de yokmuş. Bunu da Yılmaz Özdil söylüyor. Konumuz Saygı ÖzTürk'ün ne olduğu ve kimlerle akrabalık bağı bulunduğu değil. Kaldı ki kimse Saygı ÖzTürk'ü ve gazetesini FETÖcülükle suçlamıyor. Birebildiğim kadar Sözcü gazetesi hakkındaki soruşturmayı yürüten savcının da böyle bir suçlaması yok. Tutuklamaların nedeni farklı örgüte yardım vesaire. Hal böyleyken Saygı Öztürk üzerinden gazeteyi temize çıkarmakta ne oluyor? Çıkar, gazetemiz temizdir dersiniz, inanırız ya da inanmayız. Böyle yaparsanız, yani FETÖ'ye karşı ilk ciddi eleştirilerin Saygı Öztürk tarafından dile getirildiğini yazarsanız, olmayan akrabalık bağlarından yola çıkarak gazetenizi temize çıkarmaya çalışırsanız, biz de durumunuza bakarız. Saygı Öztürk'ün amcası yokmuş. Olabilir. Birçok kimsenin amcası yok. Fakat talihsiz arkadaşınız Saygı Öztürk'ün epey nüfuzlu bir ağabeyi var. Bunu niye yazmıyorsunuz? Efendim Saygı Öztürk 2010 yılında FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu yazmış. AKP ile cemaat imam nikahlıyken, aralarında su sızmıyorken AKP'liler FETÖ'ye hoca efendi diyorken tüm medya Fetullah'tan tırsıyorken Saygı Öztürk kalkmış MIT raporlarından yola çıkarak Okyanus ötesindeki Vaiz diye bir kitap yazmış. Bunları yazmış ama AKP ile cemaat arasındaki imam nikahı bozulduktan sonra da örgütle düşüp kalkmaya, örgütün militanlarıyla arkadaşlık etmeye, örgütün kanallarında boy göstermeye devam etmiş. Etmemiş mi? Bunu neden gizliyorsunuz? Hadi 2010 yılında tehlikenin büyüklüğünü fark edememiş. Sorar mısınız sırıtık arkadaşınıza hakkında kitaplar yazacak kadar tehlikeli gördüğü örgütle bağını 17-25 Aralık'tan sonra neden koparmamış? Kitaptaki örtük Fetullah övgülerini nasıl telif edeceğinizi daha sonra soralım. Ayrıca deşifre edilen bu çok tehlikeli örgüt niçin kendisini deşifre eden gazeteciyi cezalandırma yoluna gitmemiş de iyi münasebetler kurmayı televizyon kanallarında ağırlamayı tercih etmiş. Örgütün muhalif gazetecilere ne yaptığını Necip Hablemitoğlu ve Haydar Meriç örneklerinden biliyoruz. Niçin Saygı Öztürk'ünüz ufacık da olsa bir sitemle karşılaşmamış? Bitmedi. MİT tarafından izlenen ve rapor edilen bu çok tehlikeli örgüt, raporlar Saygı Öztürk'e ulaştıktan ve kitaplaştıktan 3 yıl sonra bir başka tehlikeli yüzünü gösterdi, darbeye kalkıştı. Peki Saygı Öztürk'ünüz ne yaptı? Örgütle bağını kopardı mı? Hayır örgüte daha da yanaştı ve eline tutuşturulan kirli malzemelerle gazetecilik yapmaya başladı. 15 Temmuz'a kadar da sırıtarak evet sırıtarak bu malzemeleri tüketti. Bunun karşılığında bir FETÖ kanalında yüksek telifli televizyon programıyla ödüllendirildi. İnternet mecralarında FETÖ'nün kaçak polis şefi ile birlikte çok sayıda sırıtık görüntüsü mevcuttur. Yılmaz Özdil "Hayır bunların hiçbiri olmamıştır." desin. Bunu diyebiliyor mu? Saygı Öztürk için söylenenler CHP ve Sözcü gazetesi için de geçerlidir. Mesele FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu herkesten önce fark etmek ve yazmak değildir. Mesele şudur. 17-25 ve 15 Temmuz girişimlerine rağmen niçin örgütle ilişkinizi kesmediniz ve niçin hala bu örgütün ürettiği kirli malzemeleri kullanmaya tüketmeye devam ediyorsunuz? Mesele budur. Ahmet Kekeç, Star.